Sevgili arkadaşlar merhaba. Eski Türk Edebiyatı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir deneme çözümü yapacağız. Fakat bu denemeyi az önce Akademik Oda'nın Instagram canlı yayınında yapmıştık. Sorularla ilgili, görüntü netliğiyle ilgili özellikle soruların bir problem olabilir. Böyle problemler yaşayan arkadaşlar olabilmiştir diye. Soruların çözümüne burada da yer vermeyi uygun gördük arkadaşlar. 10 soruluk bir deneme arkadaşlar. Son denemelerimize benzer. Yine kanalımızın topluluk bölümü anket sekmesinde bu sorulara yer vermiştik arkadaşlar. Akademik Oda'nın da Instagram sayfasında bu soruları yayınladık ve orada da bugün canlı yayında çözümlerine yer verdik arkadaşlar. Burada da çözümleri bir tekrar etmiş olalım. Hem orada izleme fırsatı bulamayan arkadaşlar için bir çözüm olsun. Bir eser sorusu arkadaşlar. Klasik Türk Edebiyatı'nda hayvan temsilleriyle ilgili pek çok eser kaleme alınmıştır. Şemsi'nin eseri soruluyor. On Kuşun Temsili konuşmalar üzerine kurulu bir eser Yavuz Sultan Selim'e sunulmuş. Failatun failatun failun kalıbı ile yazılmış 974 beyitlik bir mesnevi olduğu bilgisi yer alıyor. Arkadaşlar burada Mantık-ı Tahir, Lisan-ı Tahir ve Bülbül-i Name seçeneklerine çelinmemek lazım. Mantık-ı Tahir Gülşehri'nin İranlı şair Feridüddin Attar'dan model alarak oluşturduğu yazdığı bir mesnevidir. Kuşların konuşması anlamına gelir. Hütüt önderliğindeki kuşların Simurg'a ulaşma çabaları anlatılır. Lisan-ı Tahir yine benzer bir eserdir. Alişir Nevai'ye aittir. Bülbülname, Gülü Bülbül adlı mesnevilerin de aslında tür adıdır. Onlara Bülbülname de denmektedir. Örnekse Rifai mahlaslı bir şairin Bülbülname yazdığını biliyoruz. Ama Şemsi'ye ait bir Bülbülname yok. On Kuş bizim için aslında önemli ipuçlarından bir tanesi. Bazı eserlerin eser adları onların içeriklerine dair de fikir verebiliyor. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Dehmur, on kuş demek. Murk burada kuş. Deh de Farsça on demek zaten. Hüma ve Hümayun'un da Cemale'nin bir eser olduğunu belirterek arkadaşlar D seçeneğine sorumuzda doğru cevap olarak ulaşacağız. Az önceki eserleri bir tekrar edelim. Mantık-ı Tahir'in Gülşehri'ye ait olduğunu, Lisan-ı Tahir'in Alişir Nevai'ye ait olduğunu, Bülbülname'nin bir aslında tür adı olduğunu, Rifai'ye ait de Bülbülname örneği olduğunu, Cemale'nin Hümayun adlı eserin Cemali'ye ait olduğunu belirttik. Şemsi ile eşleştirdiğimiz eser Dehmur idi. Gönlüne katı gelip bu bidat yumuşak yumuşak dedi ki Sayyad. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun adlı eserinden alınan bir beyitteki aruz işlemi soruluyor arkadaşlar. Yumuşak yumuşak ifadesindeki yumuşak yum ifadesi mef'ulün şeklinde alınmaktadır. Aruzda bu işleme ne ad verilmektedir? Bu bir ziyaf mıdır, imale midir, imale-i memdut yani met midir, vasıl mıdır? Sevgili arkadaşlar bu olay aslında mef'ulü mefailün fe'ulün kalıbında gerçekleştirilen bir olaydır. Ve buna sekti melih, güzel durma, güzel duruş anlamına gelen sekti melih denmektedir. Bu bir aruz işlemi arkadaşlar. Sadece bu kalıba özgü bir aruz işlemidir. Bu kalıpta mef'ulü mefailün fe'ulün kalıbında mef'ulün failün fe'ulün şekline dönüşür kalıp. Böylece aslında iki açık hecenin olduğu yerde tek kapalı heceye dönüştürme işlemi yapılır. Ve kalıpta da bir hece eksiltilmiş olur. Bu kalıbı kısa bir kalıp olduğunu, mesnevilerde kullanılan bir kalıp olduğunu bilmenin yanında şunu da hatırlatalım. Tardiye dediğimiz nazım şeklinin arkadaşlar bir kalıbıydı ve tardiyenin mesela muhammesten ayırt ederken de arkadaşlar mef'ulü mefailün fe'ulün kalıbında tardiyelerin yazıldığı bilgisinden yola çıkıyorduk hatırlarsanız. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Buradaki aruz işleminin cevabı sektimeli, güzel durma anlamına geliyor arkadaşlar. Beyitlerle aslında vermemiz gereken soruda bir bütün gibi gözüken 3 beyitlik 6 mısralık bir şiir. Yukarıda tamamı verilen şiirin nazım şekli sorulmuş. Tamamı verilen. 3 beyitlik gazel olabilir mi? 3 beyitlik mesnevi olabilir mi? 3 beyitlik mesela kaside olabilir mi diye düşüneceğiz. Arkadaşlar kaside olamaz. Kasidenin evet 20 küsur beyitlik kasidelerin yazıldığını da biliyoruz. Alt sınırın 30-33 gibi beyit şeklinde olduğunu biliyoruz. Ama bu böyle 3 beyitlik, 4 beyitlik pek kaside örneği olmaz. Gazel arkadaşlar nakıs gazel, natamam gazel olarak 3-4 beyitlik gazellere rastlanabilmektedir. Ancak gazelin ve kasidenin matla beytinin kendi arasında kafiye taşıyan mısralardan oluştuğunu, yani AA olarak kafiyelendiğini unutmayalım. Bu şiirin kafiye dizilişine baktığımızda hünerin illetidir, vücut himmetidir, ağaç kudretidir şeklinde iksa, iksa, iksa şeklinde bir dizilişin olduğu görülür ki bu gazele uymaz, kasideye uymaz, mesneviye hiç uymaz. Mesnevi AA, BB, CC şeklinde kafiyelenir. Burada aslında arkadaşlar nazm ve kıta arasında kalınabilir bu soruda.
Nazm ve kıta mahlas kullanılmaması bakımından iki beyitlik örnekleri, ikiden fazla beyit sayısına sahip örneklerinin de oluşuyla birbirine yakın, birbirine benzer iki nazım şeklinin adıdır. Fakat nazm kıtadan farklı olarak matla taşır, matla ile başlar, aa ilk sağ şeklinde kafiyelenir. Kıta ise matla ve mahlasın bulunmadığı bir nazım şeklidir. Dolayısıyla ilk sağ şeklinde kafiyelenir. Tam da soruda verdiğimiz örnek gibi kafiyelenir. Bu sorunun cevabı bu yüzden arkadaşlar kıtadır. Dediğim gibi Gazeli, Mesnevi ve Kaside'yi kafiye örgüsünden ve uzunluğundan hareketle bu bilgilerle eledik. Nazm ve kıtada da matla bilgisi Nazm'ı elememizi sağladı. Kıta seçeneğine ulaştık. Sevgili arkadaşlar, bir örnek metin tamamı da bu kadar zaten. Şiirin nazım türü sorulmuş, edebi tür sorusu bu. Ve burada artık biçimsel özelliklerden ziyade konusunun ne olduğuna bakacağız. Nedir ol kim müdevver iki billur? Takacak burnuna virür göze nur. Takup parmağına satar Yahudi. Yüreği gönlümün gelsin sürur. Sevgili arkadaşlar, göze takılan, göze nur veren, takıldığında nur veren, genellikle Yahudilerin meslek edindikleri bir eşya, bir varlık soruluyor. Varlık ve eşya soruları nedir, ol kim, ol nedir kim? Adeta bil bakalım gibi başlayan, klasik bir başlangıcı olan ve manzum bilmece şeklinde gördüğümüz bu türün adı lugazdır arkadaşlar. Pentname nasihatnamedir biliyorsunuz. Muamma, evet o da bir bulmaca bilmece tarzında bir türün adıdır. Fakat muammaların genellikle tek beyit olduğunu, genellikle isimlere dair, Esma-i Hüsna'ya dair olduğunu biliyoruz ve eşyanın varlığının muammalarda bu şekilde sorulmadığını biliyoruz. Muammaların üstünde benamı, örnekse benamı Mahmut, benamı Selim, benamı Hasan gibi muammaların aslında cevapları verilir. O cevaba, o isme nasıl ulaşıldığı, o nasıl gizlendiği sorulmuş olur. Böylece onun halledilmesi, o çözüme ulaşılması istenir. Lugaz'da ise sorulan varlığın, eşyanın okuyucu tarafından bulunması istenir arkadaşlar. Çeşitli uzunluklarda olabilmektedir Lugaz. Oysa muamma genellikle tek beyittir ve daha karmaşıktır. Adeta başında benamı, beismi ifadeleri yazılmazsa biz onun muamma olduğunu bile anlamayız. Normal şiire benzer bu yönüyle. Oysa lugazlar nedir ol kim, ol nedir kim gibi çok klasik bir başlangıca sahip şiirlerdir. Sergüzeşname olamaz arkadaşlar. Mesnevi zaten bir nazım şeklinin adı dolayısıyla olamaz. Seçenekleri bu şekilde eledikten sonra lugaz seçeneğine ulaşıyoruz. Buradaki sorulan lugazın cevabı da bu arada gözlüktür arkadaşlar. Gözlük tarif edilmiş. Evet arkadaşlar, beşinci soru şöyle. Klasik Türk edebiyatında pek çok şehir, ülke ve orada meşhur olan unsurlar birlikte anılır. Hangisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denmiş. Isfahan sürmesiyle meşhur bir İran şehridir ve klasik edebiyatta sürme dendiğinde, Isfahan dendiğinde sürmenin hep akla geldiğini biliyoruz. Bahreyn doğal incinin çıkarıldığı önemli bir yerdir arkadaşlar. Denizinden tabii ki. Yemen lal taşı eşleştirmesine dikkat etmemiz lazım. Çünkü Yemen evet bir şeyle meşhur, çok da anılır klasik edebiyatta ancak akik taşıyla meşhur bir yerdir arkadaşlar. Akik taşının oluşumuna bakıldığında Süheyl yıldızının etkisiyle oluşturma inanılır. Ve bu yıldızın en iyi görüldüğü, en net görüldüğü yerin de Yemen olduğu bilinir. Dolayısıyla akiki Yemani olarak da klasik edebiyatta anılmaktadır. Yemen lal taşı eşleştirmesi yanlıştır arkadaşlar. Hata olarak da anılan Doğu Türkistan'da bir yer adıdır. Ve buradaki misk ceylanlarının göbeğinden elde edilen doğal misk ünlüdür. Ve klasik edebiyatta misk ve hata birlikte anılır arkadaşlar. Aden Körfezi bugün de olduğu gibi incileriyle meşhurdur arkadaşlar. Doğal incinin çıkarıldığı yerlerden bir tanesidir. Dürri Aden şeklinde de anılır arkadaşlar. Nedim'in Bahreyn İnci'ye bir daha dönmek isterim. Nedim'in İstanbul Kasidesi'nde onu iki bahr arasında bir dürri yekta olduğunu, iki deniz arasında bir inciye benzetir Nedim İstanbul'u. Ve orada da incileriyle meşhur olan Bahreyn'e iki deniz bahr kelimesinin tesniye halidir. Bahreyn anlamına gelir. Ve orada şair Bahreyn İnci göndermesini de gizlice yapmış olur İstanbul kasidesinde Nedim İstanbul'u bir inciye benzetir. Bir gevheri yekpare iki bahr arasında
Hurşidi Cihan bile tartılsa Sezar'dır diyerek onu dünyayı aydınlatan güneşle tartılsa yaraşır diyerek büyük iri bir inciye benzetmenin yanında Bahreyn inci ilişkisine de gizli bir gönderme yapmaktadır. Bunu da böylece belirtmiş olalım. Yemen lal taşı eşleştirmesi yanlış olacaktı arkadaşlar. Nefi Sultan Murad'a bir kaside sunmuş arkadaşlar. Bu kasidesinde İskender'i hükümdarın Mir ıstablı olduğunda onun için bir devlet olarak, bir şeref olarak görüyor. Şanlı padişahlar padişahının Mir ıstablı olduğunda İskender ana bu devlet yeterdi, ona bu kut, bu şeref yeterdi, yetişirdi diyor İskender için arkadaşlar. Tabii ki Sultan Murat'ın İskender'den çok büyük bir hükümdar olduğunu anlatmak için, onu övmek için söylüyor bunu. Buradaki Mir-i İstanbul'la ifade edilen şey nedir arkadaşlar? Ahır Beyi, Ruznameci, Nişancı, Aşçıbaşı ve Rekaptar seçeneklerinden. Rekaptar evet hükümdarın atı tutan, onun ata binişine yardım eden, ona refakat eden görevlinin adı. Ruznameci, yine günlükleri tutan, sarayın günlüklerini tutan görevlilerin adı. Nişancı, Osmanlı'da padişahın tuğrasını çeken, adeta katipler başı sayılan bir görevlinin adı. Aşçıbaşı zaten mutfakla ilgili. Dolayısıyla zaten İskender'i niye nişancı başına aşçı başına benzetsin? Ama bir ahır beyi yani atlarını bakımını yapan görevlilerin bir beyi olarak İskender'in olması 4. Murat'ın bu görevini yapmasını İskender açısından bir kut, bir devlet olarak görmüştür. Böylece 4. Murat'ı da övmüştür arkadaşlar. A seçeneği doğru cevap olacaktı 6. sorumuzda. 7. soru arkadaşlar bir metin tamiri sorusu. Bu tamir sorularında vezin ve anlam aslında birlikte kullanılır bu sorularda. Bu sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Fuzuli'den alınmış, Şemredifli Gazelinden alınmış iki beyit var ve iki boşluklu bir soru. Bunların üç boşluklu şekillerinin de olduğunu biliyoruz. Aruz çalışmasını sağlam mısralardan yaptığımızda ot çıkara zından etmez mi hazer kim ya naşer imalelerde yapıyoruz. Resmdir alem de bülbül gül sever nokta nokta şer. Sağlam dizeden hareketli arkadaşlar failatun, 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 failun kalıbıyla yazıldı belli. İmaleleri imale işaretiyle, bizim imale işaretimizle gösterdim. Şimdi ilk boşlukta arkadaşlar vezin gereği tek kapalı heceden oluşan bir kelime lazım. Tek kapalı hece olacak. Tek kelime ve tek heceli. Nokta nokta uzatır. Bu açıdan ilk boşluklara baktığımızda baş olur arkadaşlar. Gül olur, dil olur. Servi olamaz, lale olamaz. C ve D seçeneğini eledik arkadaşlar. Aruz bilgisinden C ve D seçeneklerini eleyebiliyoruz. İkinci boşluğa baktığımızda resmdir, alem de bülbül, gül sever, nokta nokta şen. Buraya gelen kelimenin ilk hecesi üçüncü tefileye, diğer iki hecesi son tefileye ait. Aruz'da bakarsanız arkadaşlar ilk hecesi kapalı, ikinci hecesi kapalı, üçüncü hecesi açık bir kelime arıyoruz. Bu tarife mestane uyar. Sevgili şeklinde giyi imaleli okursak, yaparsak, imale yaparsak uyar. Pervane uyar. Fakat biz C ve D seçeneğini ilk boşluktan elediğimiz için burada dışarıda sadece pervane kalır. Dolayısıyla sadece aruz gereği de biz pervaneye ulaşabiliriz. Şimdi şair ne diyor arkadaşlar? Bu sevgilinin yanağına güzellik iddiasıyla nokta nokta uzatır. Ağzından ateşler çıkaran mum yanacağından korkmaz mı bu haliyle? Sevgili güzelliğine mum dil uzatıyor arkadaşlar. Onunla güzellik iddiasında bulunuyor. Mumun alevi bir dile benzetiliyor. Şair Hüsnü Talil'le bunu böyle bir hayale konu etmiş. İkinci boşlukta da arkadaşlar gönlüm sevgilinin yanağını canım da boyunu isterse buna şaşmamak gerekir. Çünkü bilinir ki bülbül gül, pervane de mum sever. Nokta nokta da mum sever. Yani mumu seven bir şeyi arıyoruz arkadaşlar. Bakın hiç vezin imdadımıza yetişmese bile bülbülün gülü sevdiği gibi mumu seven bir unsuru aradığımız için seçeneklerde uzar şem olmaz, mest şem olmaz, mestane şem olmaz, sevgili şem olmaz, pervane. Yani mumu seven unsur pervanedir arkadaşlar. Vezin olmasaydı bile biz anlamdan hareketle burada pervane cevabına ulaşabilirdik. Beytin lef-i neşrini de tespit edelim arkadaşlar. Şair gönlünü bülbüle, canını da
pervaneye benzetiyor. Sevgilinin arızıyla, arızı yanağı ile gülü, boyuyla da mumun o duruşuyla, boyla da mumu eşleştirmiş oluyor. Böylece Lef Güneş'in ilgisi de kurmuş oluyor. Hazır soruya cevap vermişken bu bilgiyi de bu sanat bilgisine, edebi sanat bilgisine vermiş olalım. E seçeneği arkadaşlar, bu soruda doğru cevabımız olacaktı. Bir çeviri sorusu arkadaşlar. Bunu anket denemenin teknik imkanları el vermediği için, anket bölümüne sığmadığı için soramıyoruz genellikle denemelerimizde. Bugün akademik odadan yayın yaptığımız için, soruları da o kanalda da yayınladığımız için rahatlıkla sormuştuk. Bir beyit çevirisi arkadaşlar. Fuzuli'ye ait meşhur da bir beyit ve onun günümüz Türkçesine aktarılması sorulmuş. Birebir çeviriyi arayacaktık. Çok fazla yorum yapmayacaktık. Çok fazla ekleme yapmayacaktık. Aşiyanım urgu değil, zülfü perişanında dur. Kanda olsam, ey peri gönlüm senin yanındadır. Kande ya da kanda şeklinde kullanılabilir. Ey peri nidasını başa almamız gerekiyor arkadaşlar. Ey peri ile başlaması gerekiyor. İkinci bu şeyi yaptıktan sonra, ey periyi başa aldıktan sonra aşiyanım urgu dil. Dil gönül demek. Murg kuş demek. Aşiyan yuva demek. Gönül kuşunun yuvası zülfü perişanındadır. Senin dağınık saçlarındadır. Yani çeviri şöyle olacak arkadaşlar. Ey peri, gönül kuşunun yuvası senin dağınık saçlarındadır. Kanda olsam, kande olsam, yani nerede olursam olayım, gönlüm senin yanındadır. Hiç ilave yapmadan böyle çevireceğiz arkadaşlar. Mesela, ey peri, gönül kuşu senin dağınık saçlarındadır. Ben nerede olsam, gönlüm senin yakınlarındadır gibi ilaveler yapmayacağız. Veya yanındadır, yakınlarındadır şeklinde çevirmeyeceğiz. Ey peri gönlüm, bunu hiç yapmayacağız. Ey peri gönlüm senin yanındadır diyor. Ey peri gönlüm yanlış bir çeviri olur. Ey peri gibi sevgili, bu denebilir ama dağınık saçların gönül kuşunun yuvasıdır demiyor. Gönül kuşu nun yuvası senin dağınık saçlarındadır diyor arkadaşlar. İki elim kanda olsa da bakın bunu hiç demiyor. Dolayısıyla eleyebiliyoruz. Ey peri gönül kuşu, E seçeneğine bakıyorum. Senin dağınık saçlarına dolaşmıştır. Bakın burada dolaşmak yok. Bu bir ekleme. Bu tarz çeviri sorularında ekleme yapmayacağız. Ekleme yapmış seçeneği de doğrudan çizebilirsiniz. Böylece C seçeneğine 8. soruda ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdaki beyit de aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmamıştır arkadaşlar? Klasik Türk Edebiyatı'nda peygamberler ve onların mucize ve kıssalarına göndermeler geniş yer tutar. Hazreti Muhammed'in övüldüğü Avni'ye ait Fatih Sultan Mehmet'e ait bir gazel. Divanın ilk gazelinin ilk beyti arkadaşlar. Hazreti Peygamber övülür, naattır bu. Ha, onu bilmesek bile Şeb-i İsra gecesidir. Hazreti Peygamber'in Miraç mucizesine gönderme yapılmaktadır arkadaşlar. İsra gecesi denmektedir. Bu hem A seçeneğinde Hazreti Muhammed'e hem de Miraç hadisesine bir göndermedir. A ve C seçeneğini bu bilgilerden hareketle yapılmamıştır olarak işaretleyemeyiz. Hazreti İsa Demi İsa olarak zaten yer almış. Bilindiği gibi Demi İsa Hazreti İsa'nın nefesidir. Ve bilindiği gibi Hazreti İsa nefesiyle hastaları iyileştiren, ölülere can verebilen bir mucizeye sahiptir, bir peygamberdir. Hazreti Musa 7 Musa ya da 7 Beyza dediğimiz mucizeye sahip bir peygamberdir. Elini koynuna sokup çıkardığında bembeyaz bir nura dönüşür. İlk defa Allah kendisine nida ettiğinde bu mucizeyi vermiştir. Elini koynuna sok ya Musa demiştir. Ve daha sonra Firavun'un karşısında da bu mucizeyi gerçekleştirmiştir. Ama Firavun yine de ona inanmamıştır. Hazreti Musa'yı da böylece eleyerek Hazreti Süleyman seçeneğine ulaşacağız arkadaşlar. Hazreti Süleyman klasik edebiyatta söz konusu edilen peygamberlerden bir tanesidir. Yüzüğüyle, üzerinde ismi azam yazılı yüzüğüyle, Hütüt adlı haberci kuşuyla, rüzgara hükmetmesiyle, cinlere hükmetmesiyle, karınca beyiyle olan diyaloğuyla, veziri olan Asaf'la Sebe Melikesi Belkıs'ı hak dine davet etmesi gibi, yüzüğünün Ehrimen adlı bir varlık tarafından çalınması gibi pek çok hadisesiyle anılır ve pek çok telmihe konu olur. Ama bu beyitte Hazreti Süleyman'a bizi götüren herhangi bir gönderme söz konusu değildir arkadaşlar. Hazreti Muhammed Şebi İsra, Miraç hadisesi Şebi İsra, Hazreti İsa Demi İsa, Hazreti Musa da 7 Musa ile göndermeye konu olmuştur arkadaşlar sorumuzda. 10. ve son soru arkadaşlar denememizin. İşidüp Ahmedi sözünü Uşşak muhayyer oldu. Olsazu nemadan. Uşşak kelimesinin arkadaşlar kelime anlamı aşıklardır. Altı çizili beyitte altı çizili kelimenin dahil olduğu edebi sanat. Dahil olmak bizde aslında önemli bir ipucu olmalı. Çünkü bir anlam ilgisine dahil olmuş oluyor. Şimdi tezat
Bir başka kelimeyle tezat, uşağın tezatı ya da uşağın kendi kendine tezatı düşünülemez. Uşakla tezat olacak bir ifade de yoktur zaten. Aşıkların zıttı yoktur burada. Kinaye arkadaşlar mecaz anlamda kullanılan bir yapının gerçek anlamda da beyte uygun düşmesidir. Uşak mecaz anlamda kullanılmamıştır. Kinaye olamaz. Mübalağa var mıdır? Mübalağa söz konusu değildir. İhamı tenasüp bir kelimenin ikinci anlamıyla başka kelimelerle tenasüp halinde oluşuna denir. Ve bu sanata iham dendiği için, tevriye dendiği için bu tenasübe de ihamı tenasüp denir. Nitekim bu yolla yapılan tezatlara da ihamı tezat denmektedir. Uşak kelimesi birinci anlamıyla beyte uygun düşmekle beraber muhayyer bir klasik Türk musikisinde bir makam adıdır. Neva bir makam adıdır. Saz yine bu musiki ile ilgili kelimelerden bir tanesidir. Sözü de güfte olarak düşündüğümüzde o da aslında bu tenasübün içine dahil olabilir. Böylece uşak kelimesi bir başka anlamıyla, bir uzak anlamıyla başka kelimelerle bir tenasübün içinde bulunduğu için bu tenasübe, normal tenasüpten farklı olan bu tenasübe arkadaşlar ihamı tenasüp denmektedir. Herhangi bir telmih söz konusu değildir arkadaşlar. E seçeneğinde bu şekilde eledik ve D seçeneğine ulaştık. Arkadaşlar bu denememizin son sorusuydu. Bu aslında bir anket bölümünde de yayınladığımız bir anket denemedir. Ama Akademik Oda'nın Instagram sayfasında yayınladığı ve bugün bizim canlı yayında da cevapladığımız bir denemeydi arkadaşlar. Orada soruların netliğiyle alakalı problem yaşayan arkadaşlarımız olabilir diye burada da soruların çözümüne yer vermeye uygun gördük arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın, bizi izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgiye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.